Merhabalar, ben Mucizevi Lord. Bugün sıra dışı bir video ile karşınızdayım. Yani daha doğrusu mucizenin sıra dışı bir şeyi var. Örneğin Adrian'ın korumasının gerçek ismi. Gabriel'ın gerçek ismi. Zoe'nin New York'taki yaşamı hakkında. Marinette'den önce Ustafu'nun uğur böceği olarak seçmek istediği kişi. Ve daha fazlası. Ve biz bunlara mucizevi sır kartları diyoruz. Öyleyse hadi 40 yıl düşünsem bile aklıma gelmeyecek dediğimiz şeyleri duymaya hazır olalım. İlk başta dediğimiz Adrian'ın korumasının gerçek ismi. Bu adamı var ya bak ilk bölümden beri görüyoruz ama kimse bir dikkat etmiyor oğlum. Bu adam kimdir nedir? Bu nereden geldi? Adamın ismini bile bilmiyorduk. Adamın sesi bile normal değil. Ve bu adamın gerçek ismi Placide IT. Ve Placide Fransızca'da sakin demek. Evet, gerçekten bayağı sakin birisi. Sonunda bu karaktere verilmesi gereken değerin milyonda biri verildi. Ve adamın artık bir ismi var yani. Cidden bu arada bu berbat bir şey. Çünkü adamı ilk bölümden beri görüyoruz ve 5. sezonda bu adamın ismini öğreniyoruz. Yemin ederim üzüldüm lan. Neyse, diğerine geçelim. Şimdi duyacağınız şey biraz garip gelebilir. Özellikle de Arya'yı sevmeyenler için. Arya birkaç defa Ustafu'nun yanına şifa görmeye gelmişti. Ve bu sebeple Ustafu Marinette'den önce Arya'yı uğur böceği yapmak istiyordu. Ve son anda Marinette'i seçti. Yani Arya ilk başından beri uğur böceği olmaya layıkmış. Şimdi bakın, yorumları önceden tahmin edebiliyorum. Gelip de yorumlara Evolution bölümünde zaten uğur böceğini geçmişte gördüğünü, Marinette'i seçeceğini biliyordu. Yazıyorlardır yorumlara kesin. İyi de kardeşim, orada onun Marinette olduğunu bilmiyordu ki. Ve mucizenin özelliği sayesinde de zaten surattan da kim olduğunu bilmiyordu. O yüzden de Arya da olabilirdi gelecekteki uğur böceği. Ama Marinette olduğunu hissetmiş ve hisleri de doğru çıkmış. Marinette okulu üzgün bir şekilde terk etmek zorunda kalan bir arkadaşının anısına saçlarını iki at kuyruğu şeklinde topluyormuş. Yani sadıklığın bu seviyesi. Zoe New York'ta yaşarken zaten New York özel bölümünden tanıdığımız Jessica ile en yakın arkadaşlarmış. Bunu bildiğimiz çok iyi oldu bu arada. Mucizede gelecekte göreceğimiz özel bölümlerden biri olan tek gecelik görevde Zoe'yi daha rahat görebiliriz yani. Ve bu arada tek gecelik görev özel bölümünde göreceğimiz tek karakter Jessica değil. Shanghai bölümünün başrolü Faye'yi de göreceğiz orada. Bizim reis Gabriel Agrest'in gerçek ismi Gabby Grast'tedir. Gabriel Agrest, Gabby Grast. Evet, baya bir benzerlik var ama bu adam neden durduk yere ismini değiştirmiş, o da bir muamma. Bir halt yemiştir bu büyük bir ihtimal karısıyla birlikte. Sonra ikisi de ismini değiştirmiştir. Sabrina'nın en iyi arkadaşı her zaman Chloe değildi. Chloe'den önce Cleo vardı. Yani Sabrina'nın Chloe'den önce de yalakalık yaptığı biri varmış. Şimdi bu karakter bilgilerini bize niye veriyorlar anlamadım. Şimdi karakterler için ayrı ayrı böyle bölümler falan gelmesin oğlum sonra animelerdeki gibi. Bir karaktere 3 bölüm falan, zaten her sezon 26 bölüm biteriz oğlum biz. Kagami Japonya'daki çocukluğu hakkında bir manga çizdi. Ancak henüz yayınlamaya cesaret edemiyormuş. Ne derecede aksiyonlu ve maceralı bir hayatın olabilir ki bunun için bir manga yazasın. Cidden o mangayı bu arada ben okumak isterdim. Babası hakkında şeyler falan da vardır büyük bir ihtimal. Kagami'nin ailesini tam tanımıyoruz şimdilik. Özellikle de 5. sezonda bayağı bir rolleri oldu. 6. sezondaysa umarız olayı çözerler. Ve son olarak da Adrian Agrest'in tam adı. Adrian Emily Gabriel Donaton Atanase Agrest Ananına... Bu mucizevi sır kartları bana kalırsa mükemmel bir şey. Özellikle de bölümlerin yayınlanmadığı şu dönemlerde böyle şeyler çıkarırlarsa eğer cidden elimizde tartışmaya bir konu olur. Ve siz de mucizevi sır kartları hakkında neler düşünüyorsanız eğer yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz eğer like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bye bye.